hoş geldiniz. Bugün size alışveriş videomu göstereceğim. Yani benim kanalımın malum konsepti buydu aslında ilk başta. Alışveriş videoları durmadan alışveriş yapıp durmadan alışveriş videoları paylaştım. Sadece alışveriş yapıp bunu video çekmektense başka şeyler yapabilirim. Vlog gibi, işte başka video türleri gibi diye düşünmüştüm. Ama gelin görün ki hani tabiat olarak alışverişten vazgeçebilen bir insan değilim. Yine alışveriş yaptım arkadaşlar. Neler aldığımı şimdi size göstereceğim. İlk alışverişim Koton'dan. Koton'dan şöyle bir çanta aldım arkadaşlar. Bu çantayı Kıbrıs'ta görmüştüm. Ama çok pahalıydı. Ben de Türkiye'ye dönünce alacağım demiştim. Sonra stokta bitti çanta. Üzüldüm. Sonra yine stoğa geldi. O zaman da param yoktu. Derken sonunda çantayı almayı başardım. Çok mutluyum. Onun dışında şöyle bir tişört aldım. Bu tişörtten yana mutsuzum çünkü resim koyabilirsem şuraya bir yere koyacağım. Beyazdı internette. Ama gelen şey yeşil. Böyle baktım çok tatlı. Çiçek desenleri var. Ben çiçek desenlerine, çiçek kokusuna, böyle çiçekle ilgili olan her şeye bayılan bir insanım. Hani dedim ne kadar tatlı çiçek desenli falan. İşte beyazdı, çok hoşuma gitti. Hırkalarla kombinlerim bunu mamcığına falan diye düşündüm. Bir geldi. Yeşil. Bildiğin fosforlu kalemle sanki üstünü çizmişler. Sonra da hani yıkamışlar da fosforlu yeşil kalemin böyle rengi kalmış gibi. Yine de çiçeklere doğarsın. Çiçekler hoşuma gidiyor yani. Yoksa yerdeydi. Onun dışında yine Koton'un bir azizliğine uğradım. Ben bu pantolonu Dedefin'in rengi diye aldım. Gelen pantolon kahverengi. Trendyol'da yorumlara bakmıştım. Herkes kahverengi pantolon istediğinde deve tüyü böyle pantolon göndermişler. Bana da ben deve tüyü isteyince kahverengi pantolon göndermişler. Yine pantolon hoşuma gittiği için yani bunu da iade etmeyeceğim. Ya bunları eklersem ya şuraya bir yere eklerim ya da daha iyisi arkadaşlar TikTok videosunda zaten ben bunları göstereceğim büyük ihtimalle. Aldığım ürünleri. Çektiğim TikTok videosunun linkini aşağıya bırakırım. Ne yapacağım konuşacak bir fikrim yok yani daha. Onun dışında şu sıralar kahverengi taktım. Geçen videomu izleyenler aldığım ayakkabıyı da görmüşler. Bu da kahverengi tonlarındaydı. Hoşuma gidiyor böyle kahverengi kahve. Kahveyi zaten çok seven bir insanım. Ve video çektikçe çenem açılmaya başladı gerçekten. Hani ilk video çektiğimde şöyle dedim. Çok fazla kasılıyordum. Ve hani dedim her şeye dikkat etmem gerektiğini düşünüyordum. Şu sıralarsa çenem o kadar çok açılmaya başladı ki artık 10 video sonra beni tutamazsınız ben size söyleyeyim. Şöyle bir tane tişört aldım. Uzun kollu. Şu kısmın olduğunu bilmiyordum. Düz bir tişört zannediyordum. Altında şöyle bir desen varmış. Neyse sıkıntı değil. Çok tatlı yumuşacık. Ve son Koton'dan aldığım şey, buna bayıldım. Şöyle bir sweatshirt aldım arkadaşlar. Bu birazcık crop tarzıymış, bilmiyordum. Beyaz bir tane anime eteğim var. Diğer siyah çizgili anime eteğimi ben maalesef ütülerken yaktım. İçim acıyor hala. Çok mutsuzum. O etekleri de Karpi alışveriş videom vardı. Çok eskiden çektiğim. O videoyu izleyenler bilir. Merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz kanalıma girip. Beyazıyla güzel olacağını düşündüm. Diğeri yanda. Yine de giymek istiyorum yanık olsa da. Çok güzeldi. Bir daha almak istiyorum. Param olduğunda bir daha alacağım aynı etekten. Karpi lütfen yine getir, stokları doldur. Onun dışında şuradan ayakkabı aldım. Bu ayakkabı bu yaz çok modaydı. Hatta geçen yaz da modaydı. Şöyle bir şey vardı. İlk başta ben hani bir şey çok moda olunca beğenmiyorum. Ondan sonra bir kombin görüyorum. Kombinde çok yakışıyor o ürün. Ve diyorum ki oha lan çok hoşmuş aslında falan diye. Yine öyle oldu. Bu ayakkabılardan arkadaşlarımda da vardı. Hatta ben hiç beğenmiyordum. Kanka bu ne ya falan diyordum. Sonra bir kombin gördüm. Kadın o kadar güzel kombinlemiş ki. Tamam dedim ihtiyacım olan bu. Ben de istiyorum. Bunların terlik versiyonunu görmüşsünüzdür. Şu arkası olmayan sandalet diye geçiyor. Çok moda topuklu sandalet diye. Onları hiç beğenmiyordum ben. Terlik tarzı olduğu için yani terlik modasını pek seven bir insan değilim açıkçası. Böyle sandalet tarzı istiyordum. Sonunda bir tane buldum. Çok uygun aldığımı düşünüyorum. 170 lira mı? Öyle bir şey aldım.
Versace'den bir şeyler aldım. Yani ben genel olarak Versace'yi seviyorum. Güzel bir mağaza bence. Çorap aldım. Evet, seçimde aldığım çorapları göstereceğim. Ben çorap aşığı bir insanım. Gerçekten çocukluğumdan beri böyle. Annem ne zaman dışarı çıkarsa beni, ben çorap istermişim. Çorap istiyorum diye ağlarmışım. Çorap aldım işte, şöyle mutlu. Gülümsüyorlar. Bu tarz sevimli çoraplar hoşuma gidiyor her zaman. İnsan tabiatı yani. Bir kere bir şeyi sevdiğimi bırakamıyor kolay kolay. Ben yani gidip de çorap sevmek ancak benim yapacağım bir şeydi. Ayakkabı aldım. İlk başta internette güzel gözüküyordu, balerin ayakkabısı gibi diye. Ayakkabı ayağıma olmadı. Kalıbı çok orantısız. Ön kısmı çok derken topuk kısmı çok geniş. İki tane topuk sar içine. Ve rengi çok farklı. O yüzden ayakkabıyı iade edeceğim. Konuşmak istemiyorum yani bu konu hakkında daha fazla. Ve işte benim favorilerim. Bu botları aldım. Şimdi şey diyebilirler. Senin zaten Berşa'dan bu tarz bir botun vardı. Annem için geldi sana dedi. Ben dedim ki o botum dedim çizme tarzı uzun biraz dedim. Kısa böyle pantolonların altını giyip kombinleyebileceğim bir şey lazım dedim günlük olarak. O yüzden de bunu aldım. Arkadaşlar alışverişim bu kadardı. Bu sefer çok fazla bir şey almadım. Zaten geçen videoda bayağı bir şey aldım. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ürünler hakkında merak ettikleriniz varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ürünlerin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.